Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. sınıf matematik sahnesi kitabıyla dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi test 14 birinci sorumu büyütüyorum. 12 bölü 24 ile 3 bölü üçgen kesirleri denk olduğuna göre üçgen kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi bakın, 12 bölü 24 denk oldukları için araya eşittir diyorum. 3 bölü üçgen. 12'yi 3 yapabilmek için 12'yi 4'e bölmem lazım. Aynı işlemi payda kısmına da uyguluyorum. 24 arkadaşlar 4'e bölüyorum ve de üçgeni 6 olarak buldum. 12 bölü 16 eşittir üçgen bölü 100 denkliğine göre üçgen yerine yazılacak sayı demiş. Arkadaşlar ilk önce 12 bölü 16'yı 4 ile sadeleştirelim. 12'yi 4'e böldüm 3, 16'yı 4'e böldüm 4. Eşittir üçgen bölü 100 oldu. Arkadaşlar şimdi 4'ün 100 olması için 25 ile çarpılması lazım. Aynı işlemi pay kısmına da uyguluyorum. Yani ben 3 bölü 4'ü 25 ile genişletiyorum. Üçgenim 3 çarpı 25'ten 75 olur. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 5 bölü 10, 2 ile genişletiyorum. 10 bölü 20 olur, doğru. 3 bölü 8, arkadaşlar bakın 3'ü 12 yapabilmek için 4 ile genişletiyorum. 8'i 40 yapabilmek için 5 ile. İkisini aynı sayı ile genişletmediğim için B şıkkım yanlış oldu. Buraya geldim. 7 bölü 11'i 7 ile genişletirsem 49 bölü 77 olur. 6 bölü 3'ü 3 ile genişletirsem 18 bölü 9 olur. Yanlış olan cevabım B şıkkımda. 2 bölü 3 kesiri genişletilerek 16 bölü 24 kesiri elde edilmiştir. Buna göre hangi sayı ile genişletme yapılmıştır? 2 bölü 3'ten 16 bölü 24'e çıkıyoruz. Bakın 2'yi 8 ile çarpmışız. Aynı şekilde 3'ü de 8 ile çarpmışız. Yani 8 sayısı ile genişletilme yapılmıştır. 21 bölü 2 eşitliğine göre üçgen kaçtır? Bileşik kesri tam sayılı kesri çevireceğiz. 21'i 2'ye bölüyorum. İçerisinde 10 tane var. 10 kere 2 20 yapar, çıkardım 1 kaldı. Bu 10 tam kısma yazılıyor arkadaşlar. Bu 1 pay kısmına yazılıyor. Bu 2 ise payda kısmına yazılıyor. Yani burası 10 tam 1 bölü 2 olarak geldi. Bize soruda 10 tam üçgen bölü 6'yı vermiş. Tam kısımlarımız aynı kalacak zaten. 2'yi 6 yapmışız. Yani 3 ile genişletmişiz. 1'i de 3 ile çarpıyorum. Üçgenim 3 olarak geliyor. Yukarıda verilen denk kesirlere göre üçgen artı kare toplamı kaçtır? Şimdi buraya geldik. 18 arkadaşlar 2'ye bölmüşüm, 9 olmuş. Aynı şekilde üçgeni 2'ye bölüyorum. Yazalım. 6 oluyor. Üçgenimiz buradan 12 oldu. Buraya geldim. 12'yi ben 3'e bölmüşüm. 4 olmuş. Aynı işlemi buraya da yapacağım. 15'i 3'e bölüyorum. 5 olacak. Karede 5'tir. Bu ikisinin toplamı. Cevabım 17 oldu. Aşağıdakilerden hangisi 5 bölü 12 kesrine denk değildir demiş. Şimdi 5 bölü 12. 2 ile genişletiyorum. 10 bölü 24 oldu. 3 ile genişletiyorum. 15 bölü 36 oldu. 4 ile genişletiyorum. 20 bölü 48 oldu. 5 ile genişletiyorum. 25 bölü 60 oldu. Bu şekilde devam edecek. 10 bölü 24 var. 20 bölü 48 var. 15 bölü 36 var. Ama 30 bölü 60 yok. Denkliğine göre üçgen kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 2 tam 1 bölü 7'yi bileşik kesire çevirelim. Tam kısım çarpı payda artı pay. Paydamız değişmiyor. Burası 15 bölü 7 oldu.
üçgen bölü 21'e eşitmiş. Bakın arkadaşlar, 7'nin 21 olabilmesi için 3 ile çarpılması gerekiyor. Aynı işlemi pay kısmına da uyguluyorum. 15'i 3 ile çarptım. Cevabım 45 oldu. 40 bölü 24 kesrinin en sade hali bu olduğuna göre üçgen kare ve daire doğal sayılarının toplamı en az kaç olur demiş arkadaşlar. Şimdi en az istediği için ilk önce 40 bölü 24'ü en sade halini bulun. En sade hali nasıl olacak? 40'ın ve de 24'ün en büyük ortak böleni ile olacak. En büyük ortak böleni ile sadeleştireceğiz. O da 8'dir. 40'ı 8'e böleceğim. Aynı şekilde 24'ü 8'e böleceğim. Cevabım 5 bölü 3 olacak. Bu da 1 tam 2 bölü 3 yapar. Böylelikle şöyle yapalım. Üçgen 1, kare 2, daire 3. Bunların toplamı en az 6 geldi. Kesri yarıma denk olduğuna göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılır demiş. Bakın arkadaşlar, yarım dediğimiz şey ne oluyor? 1 bölü 2 oluyor. Bu 5 bölü 18 eksi üçgene denkmiş. Burayı 1'i 5 ile çarptım, 5 olmuş. Aynı şekilde 2'yi de 5 ile çarpacağım. Ne olacak? 10 olacak. Yani 18 eksi üçgen 10'a denk oluyor. Üçgenim buradan 8 oldu. Yani üçgenim 8'dir. İfadesindeki denk kesirlere göre üçgen artı kare kaçtır? Şimdi 36 bölü 48. İlk önce 2 ile sadeleştireceğim. Ya da şöyle söyleyelim. 48'i 2'ye bölmüşüm. 24 olmuş. Burayı da arkadaşlar 2'ye böldüm. Üçgenim 18 oluyor. Gelelim burada yerine yazalım. 18 eşittir 6 bölü kare. 18'i 3'e bölüyorum. Aynı işlemi burada da yapacağım. 24'ü 3'e bölüyorum. Karem 8 oldu. Bunların toplamı arkadaşlar 26 olarak geldi. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 3 tam 3 bölü 5 kesrine denktir demiş. 3 tam 3 bölü 5 arkadaşlar 18 bölü 5'tir. Şimdi paydalara bakıyorum, 20, 25, 30 var. Yani sırasıyla 4, 5, 6 ile genişletelim. 4 ile genişletiyorum, 72 bölü 20 olur. 5 ile genişletiyorum, 90 bölü 25 olur. 6 ile genişletiyorum, 108 bölü 30 olur. Şıklarda hangisi var? 72 bölü 20 var. Aşağıdaki modellerden hangisinde boyalı parçaların belirttiği kesir 2 bölü 3 kesirine denk olmaz? Şimdi A şıkkımızda 4 bölü 6 var. Bu 2 bölü 3'e denktir. B şıkkımızda 6 bölü 9 var. Bu da 2 bölü 3'e denktir. C şıkkımızda 8 bölü 12 var. Bu da 2 bölü 3'e denktir. D şıkkımızda arkadaşlar şöyle yapalım. 6 bölü 18 var. Bu 1 bölü 3'e denktir. 2 bölü 3 kesrine denk olmayan D şıkkımızda oldu. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 45 bölü 60'a denk değildir diyor arkadaşlar. Şimdi ben burayı 5 ile genişletiyorum. Burası 45 bölü 60 oluyor. Burayı arkadaşlar 15 ile genişletiyorum. Şöyle geriye alalım. 15. Burası da 45 bölü 60 oluyor. Burayı ben 3 ile genişletiyorum. Bu da 45 bölü 60 oluyor. Burayı da arkadaşlar bakın, normalde ne yapmam lazım? 90 bölü 180. Şöyle söyleyelim. Bu arkadaşlar hiçbir şekilde 45 bölü 60'a eşit olmuyor. Mesela paydanın 60 olması için 3'e bölmem lazım. Bu defa da 30 bölü 60 oluyor.
Dolayısıyla 45 bölü 60 kesrine denk olmayan D şıkkımızda. Aynı büyüklükteki 1 ve 2 nolu şekillerde boyalı parçaların belirttiği kesirler denk olacağına göre birinci şekilde kaç parça boyanmalıdır? Şimdi ikinci şekil bize 3 bölü 4'ü gösteriyor. Birinci şekilde ne kadar boyanmalı? Buraya üçgen diyorum. Kaç parçadan oluşuyor? 16. Bakın 4 ile çarptım paydayı. Aynı şekilde pay kısmını da 4 ile çarpacağım. Ve de üçgenim 12 olarak gelecek. 3 arkadaşın aynı büyüklükteki 3 farklı pizzayı kaç eşit parçaya ayırdığı ve bu parçalardan kaç tanesini yedikleri tabloda verilmiştir. Bu 3 arkadaş pizzanın aynı miktarını yediklerine göre üçgen artı kare kaçtır? Arkadaşlar şimdi yenilen parça sayısı bölü ayrılan parça sayısı yapıyoruz. 8 bölü 12 eşittir. 6 bölü üçgen eşittir. Kare bölü 6. Şimdi ben ne diyorum? 8 bölü 12 arkadaşlar 2 bölü 3 yapar. Şimdi 3'ün 6 olması için 2 ile çarpılması lazım. Kareyi bulabilmek için 2'yi 2 ile çarpıyorum. Kare 4 olarak geldi. Son olarak 2'nin 6 olması için 3 ile çarpılması gerekiyor. Dolayısıyla 3'ü de 3 ile çarpıyorum. 9 olarak geliyor üçgenim. Bunların toplamı ise bize 13 olarak geldi. Yandaki eşit bölmelendirilmiş şeklin 4'te 3'e denk olması için kaç parça daha boyanmalıdır? Şekilde arkadaşlar 5 bölü 20 verilmiş. 5 bölü 20'den kaç parça daha boyanması gerektiğini soruyor. Şöyle yapalım. 5 artı üçgen tane daha boyandığı zaman 3 bölü 4'e eşit olacak. Buradaki üçgeni bulacağız. Bakın arkadaşlar 20'yi 5'e böldüm 4 oldum. Buradaki sayıyı 5'e böldüm 3 olacak. Yani buradaki sayı 15 oluyor. 5 artı üçgen eşittir 15. Üçgenim bana buradan 10 olarak geldi. Aşağıda verilen şekillerden hangisinde boyalı şeklin belirttiği kesir ile yanda verilen boyalı şeklin belirttiği kesir denktir demiş. Arkadaşlar burada 3 bölü 4 kesri gösteriliyor. A şıkkımızdan bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayırmış 3 tanesini boyamış 3 bölü 8. Burası denk değil. B şıkkımızda yine 4 parçaya ayırmış ama 6 Pardon, yine 8 parçaya ayırmış ama 6 tanesi boyalı. 6 bölü 8 ile 3 bölü 4 denktir. B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.